velilerde görülen kerametlerin azizlerde görülen kerametlerle irtibatı vardır Vedat. Ben şu kitabı alayım. Şimdi değerli izleyiciler, bu elimde görmüş olduğunuz kitap Katolik Hristiyanlık'ta azizlik ve azizler. Hristiyan evliyaların, Hristiyan azizlerin şeylerini anlatıyor. Menkıbelerini, çeşitli azizlik nedir? Kişi nasıl aziz seçilir? Azizlerin fonksiyonu nedir? Görevleri nedir? Burada sayfalar dolusu anlatıyor. Ben buradan bir yer okuyacağım size. Yani bu kitap aslında bu konuya kavrama noktasında önemli. Son derece önemli. Roma İmparatorluğu zamanında Vedat, Roma tanrıları vardı burada. Yunan tanrıları. Daha evvelde zaten Yunan tanrıları. Roma İmparatorluğu zamanında işte Zeus Apollon'a dönüştü. Bilmem neye dönüştü. Yunan tanrılarının yerini Roma tanrıları aldı. Daha sonra bu topraklara Hristiyanlık hakim olunca Roma tanrılarının görevleri Hristiyan azizler tarafından devralındı. Azizler yapar oldu. Bu topraklara daha sonra İslam hakim olunca azizlerin göstermiş olduğu kerametlerin aynısını Müslüman veliler gösterir hale geldi. Yani aslında tarihsel döngü içerisinde bakıyorsunuz, eski Yunan tanrısının görevini bu da yapar hale geldi. Dönüşe. Aynı yalanlar, efendim Hristiyan kavramlarıyla anlatılan bir hikaye döndü, Kur'an kavramlarıyla anlatılır oldu. Sen evliya diyorsun, öbürü de aziz diyor. Ama aynı şeyi söylüyorlar aslında. Burada azizlerin görevlerinden anlatılır. Bakın ne diyor mesela. Koruyucu azizlik nedir? Veya koruyucu azizler kimlerdir? Soruları akla gelebilir. Bu soruların cevaplarının bulunmasında yarar vardır. Katolik Hristiyanlığa göre koruyucu azizler hayatın belli bir alanı için özel koruyucu ve himayeci olarak seçilen azizlerdir. Bu alanlar meslekler, hastalıklar, kiliseler, ülkeler, davalar ve insan için önemli olan herhangi bir alan olabilir. Çok çeşitli kayıtlar kilisenin ve insanların havarileri ve şehitleri koruyucu aziz olarak adlandırmalarının 5. yüzyıla, 4. yüzyıla kadar gittiğini göstermektedir. Son zamanlarda koruyucu azizler Papa tarafından olduğu gibi diğer şahıslar ve gruplar tarafından da seçilebilmektedir. Koruyucu azizler genellikle belirli bir alanda hayatlarındaki bilgilerinin, yeteneklerinin veya olaylara uyum sağlaması, benzerlik oluşturmasından dolayı seçilir. Örneğin, Asiristi François doğayı severdi. Bundan dolayı ekolojistlerin koruyucu azizidir. Şimdi adam bir aziz, doğayı çok seviyor. Doğada birisi hareket ettiği zaman, ne bileyim dağda falan, o azizden yardım istiyor. O bizi korusun diye. Francis Delas bir yazardı. Ve gazetecilerin ve yazarların koruyucu azizi oldu. Gazeteciler ve yazar Katolikler de ondan medet umuyorlar. Aynı Mekke Müşrik Panteonu gibi. Falan bilmem ne koruyucu azizi. Bizde bu yok mu? Bilmem 7 kıta var, 7 kıtanın ayrı ayrı görevli, tasarrufta bulunan velileri var. Bu falan yeri yönetiyor, bu falan yeri yönetiyor. İşte Doğu'nun velisi bu, Batı'nın velisi bu. Mesela Abdülkadir Geylani bizim bu coğrafyaya gelir. Şehitler hep bizim Çanakkale'ye gelirler. Hiç şey, Filistin'e falan gitmezler. Niye? Onların görev alanlarının dışında kalıyor. Yoksa yukarıyla araları bozulur. Bir resmiyet var yani. Ne yazıyormuş burada? Melekler de koruyucu azizler olarak seçilebiliyorlar. Hayatlarını taklit edip yaşama istedikleri zaman ve Tanrı'ya aracılık yapmalarını, şefaat istemelerini istedikleri zaman insanlara yardım edebilirler. Şefaat istenir, bunlardan medet umulur. Mesela Meryem İstanbul'un koruyucu azizidir, azizesidir. Yardım istiyorlar Meryem'den. Burada bu kitabın içerisinde azizlerin kemikleri, eşyalarının kutsandığı, onların türbeleri etrafında dönüldüğü, bezler bağlandığı, onlardan medet umulduğuna dair pek çok ifade vardır. Yani bizdeki evliya türbe kültürünü biraz altını deştiğin zaman bakıyorsun ki işte bu aslında Hristiyanlık'taki azizlik müessesesinin bize yansımış hali. Bu çok önemli. Bu çok önemli bir detay. Yani bu noktada şey de önem kazanıyor bir daha. Dinler tarihi araştırmaları. Dinler arasındaki benzeşmelerin işte nasıl birbirlerini etkilediklerini de tanımış oluyoruz. Ben kısaca bir paragrafına değindiğim bu kitabın tamamını okumanızı tavsiye ediyorum. Katolik Kilisesi, Katolik Hristiyanlık'ta Azizlik ve Azizler Kemal Polat'a ait. Elinizin altında bulunsun. Son derece önemli. Yani evliyalık müessesesiyle azizliğin nasıl birbirine benzeştiğini anlamak için bu kitap okunmalı. Ya şunu söyleyeyim ben. Mesela rivayet kültürümüzün içerisinde bir hadis vardır. Sizden öncekilerin yolunu izleyeceksiniz. Adım adım izleyeceksiniz. Onlar bir kertenkele deliğine girseler siz de onların arkasından oraya gireceksiniz.
sahabe-i kiram soruyor. İşte yani Hristiyanlar ve Yahudiler mi? Allah Resulü diyor ki ya kim olacaktı? Bu hadis işte Buhari gibi başta gelen Sünni kaynaklarında geçiyor. Sadece Sünni kaynaklarında değil ama. Şia kaynaklarına girilen Şia'nın içerisinde de bu rivayet var. Yani Şia'nın hadis kitaplarına da girmiş. Sizden öncekileri izleyeceksiniz şeklinde. Dolayısıyla Müslüman bütün gruplar, kendine Müslüman diyen bütün gruplar bu hadisi kabul ediyor. Ya, bu hadis sahihtir diyorlar. Ama 1400 yıllık İslam tarihi içerisinde hiç kimse bu hadisi üstüne alınmaz. Hiç kimse de demez ki ya bu bizden bahsediyor galiba bu hadis. Mesela Resulullah buyuruyor ki Hristiyanların İsa'yı övdükleri gibi beni övmeyin diyor. Bugün Hristiyanlar Hazreti İsa'nın kanını ve etini yiyerek kurtuluşa ulaştıklarını, cennete gideceklerini düşünüyorlar. Bunun için de kiliselerde Efkarista ayini yapıyorlar. Ekmeği şaraba batırıp İsa'nın kanı, bu da eti diye yiyorlar. Peki bizde aynı anlayış yok mu? Peygamber Efendimiz'in idrarını, vücut atıklarını, yani burada söylesen doğal bir insanın midesini bulandırır. Sakalını yıkandı, suyu işte dağıtmalar vesaire. Şuraya bakar mısın yani? Hani mesela İsa'nın kefeni diye bir kitap var. Kefenin koruyucu mu değil mi? Kutsal mı değil mi tartışmaları yapılıyor. E bizde yok mu? Adam kabir azabına dayanıklı kefen yapmış. Şuraya bak, hangi teknolojiyle yaptın bunu? Bunun ham maddesi ne kardeş? Öbür tarafta bile yanmıyor yani. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bu bilgi yoktu. Bunlar nereden geldi? Bunlar zahit, gereksiz şeyler aslında. Bunları, böyle saçmalıkları ciddi bir şekilde eleştirmek bir noktada gereksiz ama söylememiz lazım elimizdeki imkanlar varken de. İnsanları aydınlatmamız lazım. Aynen, soracak aynen. Cenab-ı Allah.